Real TV Amerika'dan haber verir. Amerikalı yetkililerden Türkiye'ye ziyaretler devam ediyor. Bugünse yeni bir isim daha açıklandı. İşte o isim Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield. Greenfield bu hafta 2-4 Haziran tarihleri arasında, yani 2-4 İyun günleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Greenfield ziyaret sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek. Daha sonra Büyükelçi Suriye sınırını ziyaret edecek. Peki bu ziyaretin amacı ne? İşte bu ziyaretin amacı Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye insani yardım sağlama kabiliyetini yeniden arttırmak olacak. Yani Büyükelçinin sınır geçişlerinin ve uluslararası insani yardımların artırılması ihtiyacına dikkat çekeceği bekleniyor diyebiliriz. Aslında konuyla ilgili Amerika'nın Birleşmiş Milletler misyonundan detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Greenfield'ın ziyaretin amacının Amerika-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek olduğu, küresel sorunları ele almak için NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışacağını ve mülteci krizini yönetmek de dahil Suriye konusunda işbirliğini geliştirmede fırsatlarını görüşeceğini bildirdi. Ayrıca açıklamanın devamında ise Büyükelçinin Türkiye'nin sınır ötesi yardımın kolaylaştırılmasındaki önemli rolünü ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi ağırlamak için yaptığı çalışmaları yakından görmek ve bilmek amacıyla Türk yetkililerle bir araya geleceği söylendi. İşte bu konuları müzakere etmek için Greenfield 2-4 İyun günleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Öte yandan yapılan açıklamaya baktığımızda koronavirüsü salgınıyla Suriye'nin kuzeyinde zor durumdaki toplulukların ihtiyaçlarının da arttığı ve bu ihtiyaçları karşılamak içinse Birleşmiş Milletler'le ortaklarından başka alternatifin olmadığı da vurgulandı açıklamada. Bundan dolayı da Büyükelçinin mültecilerle de bir araya gelip onların ihtiyaçlarını, sorunlarını bizzat kendilerinden dinleyeceği belirtildi. Bununla birlikte Greenfield'ın milyonlarca Suriyeli'ye yardımların yapılabilmesi için ortak çalışmalar yürütülen sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarıyla da görüşmeler yapacağı paylaşılan, yer alan bilgiler arasındaydı. Bildiğiniz gibi 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'ye 4 sınır kapısından yapılacak ilk yardım operasyonuna 2014 yılında onay vermişti. İşte geçtiğimiz yıl bu sınır geçişlerinin sayısı ise Türkiye'deki tek bir kapıyla sınırlandırılmıştı. Bakalım Linda Thomas Greenfield'ın ziyareti Birleşmiş Milletler'den alacak kararlara nasıl bir etki edecek? Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.